Şimdi sabah sabah diyeceksiniz bu kadın dışarıları niye dökülmüş? Ah sormayın. Neyse hallettim işimi doğru eve. Hava da açtı maşallah. Hakan'ın düğmelerini alayım dedim. Açmamış. Erken ya daha. Yüncü. Bizim burada da var da. Evet. Benim evim bak ta karşıda. Açtım acaba 101 ya. Millet de kapıda bekliyor ama. Evet. Evime hemen yakın. Pidecinin yanında. Allah Allah, millet niye toplandı bekliyor? Bir de ben bakayım şunu. 100 liraya 5 kaldı. Evet, faaliyete geçmiş. O elinde 7 lira diye. Evet. Merhaba. Günaydın canlarım benim. Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hem gönlüme hem evime. Sabah sabah yollara düştük kız hep beraber. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim. Bugün koşuşturmacaydı. Sabah erkenden gene kalktım. Dün belgincimiz geldiği zaman biliyorsunuz ben cihazları işte ama indirimmiş. O aslında orası indirim, burası indirim derken yapmayacaksın. Neymiş? Kullandığımın şeyi dolmuş. Türksel cihazlarını değiştirdim ya. Neyse işte. Tekrar tarifelenecek internetim. Değiştireseye kadar bir sürü hep telefonlar hiç eksik olmuyor. Şu kadar indirim olacak, bu kadar indirim olacak, işte isim değişikliği olacak, şu olacak da bu olacak. Hiç öyle karışıklıklara gelemem ama mecburiyet karşısında belgini aramışlar işte önce. İşte neyse uzun lafın kısası değiştirdik. Kendi adıma değil başkasının adına olursa indirim daha farklı işte şeyler oluyormuş, daha uygun oluyormuş, ucuz oluyormuş, neyse oydu buydu derken onları değiştirmiştim ya. Çocuk, abla cihazlar dursun. Ben ya sana telefon gelecek mesaj ya da kızına gidecek belgine. Onları ben aldıracağım. Onları da çocuklar şuraya koyduydu. Büyük bir poşet verdim. İçine koydular. Ben hemen gelecekler diye şey yaptım. Hani şurada duruyordu göz önünde. 2 gün durdu, aldım koydum ben de ardiye bölümüne. Dün belgincim geldiği zaman, ellerine sağlık yavrumun da orası pek güzel oldu. Ay. Anne dedi, yarın son gün cihazları götürüyorsun. Nereye? Türksel yetkili büyük anabayi artık kısım kısım her yerde var. Oraya. E çocuk dedim telefon açacak diye dedim ben aldıracağım abla, ben aldıracağım abla diye dedim ben. Yok anne bana öyle söyledi. İşte bak benim demek istediğim bazı şeyleri satasıya kadar, değiştiresiye kadar, kabullendiresiye kadar her şey güzel. İş bitti mi? Her şey bitti. Ben dedim onları bekliyorum dedim ben. Bir de ben telaşlıyım biliyorsunuz beni.
Yarın son gün, bugünden içi 250 milyon para cezası var. Beni aldı bir şey. Telaş, hareketlendim. Neyse, sabah erkenden kalktım, saate bakıyorum. İyi ki orada gidip beklemedim. Bereket benim şey... yakın burada. Belgin'den gitmiştik biliyorsunuz. Belki 1,5 sene falan oldu. Benim Belginlerin oradayken yanımda Box'ı var. Box yanımda taşıdığım yani. Tatile gidiyorum ya. Nerede internete bağlanacağım? Takıyorum onu onunla. Onun iptalini yaptırmak için Belgin'den gitmiştik. Yerini öğrendim. Antalya'da oturanlar bilir. Etiler Taksim'in orada. Çok uzak değil. Oraya teslim edeceğim dedi. Aha dedim, o çocuğun alacağı olsun. Neyse, aman dedim, son günü geçmemiş. Bir de 250 lira dedim ceza parası vermeyelim. Sabah kalktım erkenden, kahve üstüne kahve, önce hemen kalktım şey yaptım. Zaten biliyorsunuz erken kalkıyorum ben. Feyzacığım da kıpır 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 şey yapıyor. Hazırlanıyor. Dünden süt de çıkarmıştım ona. Yok yemeyeceğim anne dedi. İstersen çorba içtim. Yok anneanne dedi. Hemen makineye çamaşırları attım. Dedim gelince şimdi bak gene kapadı hava. Biraz aydınlıktı. Şey güneşliydi serdiğim zaman. Şu an bulutlu. En azından biraz yerlendi. Ne yapayım? Şeye alırım. Çamaşırlığa. Kalktım kahve içtim. Olmadı, saate bakıyorum, bir kahve daha içtim. Yoksa gideceğim kapıda bekleyeceğim. Kızımı geçirdim. Artık dedim kalk Faize, yavaş yavaş git. Hep beraber gördüğünüz gibi. Aldım çantayı da elime. Neyse erken gittiğim için tabii pek kalabalık da olmuyor herhalde oraları. Hemen numaramızı aldık. Cihazları verdim, teslim ettim. İşlem yapıldı. Tamam. Ondan kurtulduk. Ondan kurtulduk da eve geldim. Belginciğim aradı. Biliyorsunuz her gün konuşuyoruz. Aramadan baktım. Makinede çamaşırlarımı çıkardım, serdim hemen. Anne he, ne yapıyor? Annem geldim dedim işte. Hani çamaşır serdim dedim ben. Şu an oturuyorum. Hep arada da böyle otururken, dinlenirken hemen örgüyü bitireyim diye uğraşıyorum. Dedim cihazları götürdüm. Eksik götürmüşsün. Ay annem dedim, onlar poşete ne koyduysa onu götürdüm. Ben zaten anlamam. Onlar topladılar. Dedim poşet vereyim mi? Ver. Verdim poşet. İçine koydular. Tabii kurulumu yapanlar değil de benim telefonla irtibatta oldu. Teyzeciğim ben onları aldıracağım oradan demişti o zaman. Dedim onlar ne koyduysa içine onları götürdüm dedim. O benim sorunum değil. Bir daha oralara gidemem. Neyse gelirken baktım, giderken bizim buraya A101 açıldı ya. Feyza'la geçen sormuştuk. Kızım birine, genç kızım birine belki bir ay dedi. Açılmış herhalde. Kalabalık vardı önünde. Baktım dedim hadi elimde çanta şey, hem bu odanın hem odanın şeyleri değişince cihazları. Dedim dönüşte bir bakayım. Girdim. Abba, içerisi de tıklım tıklım. Şöyle bir rafları gezdim. Baktım. Ya ha 101 buradaki de aynı olacak. Ta ileride de var 101. 2-3 tane oradaki de aynı olacak. Bizim insanımız, biz böyleyizdir işte. Burası yeni açıldı ya. Buraya değişik bir şey gelecek. Yo. Aynı oradaki indirimde, buradaki indirimde. Ne farkı var? Dedim neyse, öyle bir girdim baktım. Zaten yeri biliyoruz. Benim ev sahibim marketiydi. Orası A101 şey yapmış. Ha, büyüklüğünü de biliyorum ne kadar. O kadar çok büyük değil. Öyle bir gezdim baktım işte. Hadi dedim bir şey alayım da çıkayım. Eve geleyim.
Hani ne alayım diye. Havlu peçete. Çok tüketiyoruz biz. Kağıt peçeteleri. Gerçi var daha da. Baktım 100 kusurdan 99'a 16. Çift katlı mı, 3 katlı mı ne? 16 tane var içinde. Ha dedim bir tane şundan alayım. Hadi aldım onu. Bayağı onda şey olmuş. Kasaya gittim. Belki 20 kişiye geçik kasada sıra var. Döndüğü usullacık koyuverdi. İşte bizim milletimiz biz böyleyiz. Hani o kadar yani hücum yani o merak o şey neden kaynaklanıyor onu da anlamıyorum ben. Dedim ya bir cadde ötesinde de var oradaki ürün de aynı buradaki de ürün aynı. Sanki orası Türkiye ürünü burası Avrupa. Ana baba günü. Aman bırakıverdim dedim soğanı alırım. İndirim ne yapayım indirim olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey yok yani. Sıkıntı değil. 20-25 kişiyi hiç dedim bekleyemem orada. Çıktım geldim fırından ekmek aldım yine 4 tane. Şeye koydum. Şimdi kalkacağım daha mutfağa toplayacağım. Mutfağda var ya içtim kahveleri koydum. İçtim şeyimi limonun suyumu koydum. Sabah gideceğim ya. Ondan sonra gelince de toplamadım. Çamaşır serince oturdum. Azıcık birazcık dürteleyeyim ondan sonra kalkarım dedim. Tezgahın üstüne koydum. Kalkayım oraları bir toparlayayım. Ay bu arada arkadaşlar yazmış beni. Teşekkür ediyorum bu arada bana katıldığınız için. Çok sağ ol. Ama gerçek olan da bu değil mi hayatım? Hani benim söylediğimdir. Hangimizin ağzından otur? Yavrum! Geldi gene bak. Bitti mi ekranımız orada? Hepimizin ağzından çıkan şeyler bunlar. Kibarcık mı olayım? Ha kibarcık değil. Tabii ki doğru değil. Söylemiştim ben onu geçtiğimiz videoda da yani olmaması gereken ama gerçeği de budur. Diyen arkadaşlarımız var. Katılıyorum. Oho bizim ağzımızdan da o ne ki diyor. Neler neler. Evet. Bendensiniz, bizimlesiniz hayatım. Benimlesiniz hayatım. Doğru. Evet. Ha bazıları da ahkam keser. Yok be. Olur mu? Varsan baksan kendi neler söylüyor acaba? Belki gün görmemiş laflar. Yani. Ama başkasına gelince ahkam kesmeyi çok iyi bilirler. Hayatım, senin için yemek yemiyorum ben, seyretme. Ne yapayım? Bak aklıma o da geldi. Ekran önünde yemek yeme çok kötü oluyor. Seyretme. Niye seyrediyorsun? Sen dışarıya yemeğe çıkmıyor musun? Seni de bir sürü insan görüyor, görmüyor mu? Tövbe tövbe estağfurullah. Ya sabah yiyeceğim, öğlen yiyeceğim, akşam yiyeceğim. Olmadı 5 öğüne çıkaracağım. 5 öğün yiyeceğim. Ha hem şey görüntüsü hoşuna gitmiyor. Hem de seyretmeden duramıyor. Ha ben de bunu anlayamıyorum. Ne alaka? Hadi kalkalım da mutfağı toplayalım. Hayatım. İki limon sıktıydım ya onu yıkamışım. Bir ötekinleri toplamamışım. Kız Fatma. Fatma. Akşam gece canım turşu istedi. Öpüyorum anneciğim İbrucuğumun eline sağlık. Açtım domates turşusundan. Yedim çorbayla. Ah Fatma ah. Ah Fatma ah. Aslında çorap örüyormuş da kimsenin başına değil diyor. Aslında arada isteyenler oluyor hayatım. Bazılarının başına örecen o çorabı da. Biz yapamıyoruz. Ama biz onu yapamıyoruz işte maalesef. Ör kız başına da ör çorabı başına da. Ör başına da gitsin. Hem ayağına hem başına.
arada o etli nohutlu yemekler. Mis mis. Anam. Hem de ne mis. Bu arada canım arkadaş Kazım'ın bir tanesi senin kilondayım diyor. Şimdi orada anlatamam dedi. Şeyde yazamam da. Hele zaten şu yazmayı da var ya. WhatsApp'tan da böyle konuşmuyorlar mı? Bana çok şey geliyor, sıkıntı geliyor. Aç ara. Hiç sevmem yazmayı. Deterjanım da pek güzel koktu. Senin kilondayım diyor, kol arttırmasını diyor. Arttırmasını diyor. Dur hayatım, ben şimdi şey yapacağım. İçeri geçince sana göstereceğim. Ona sadece dedim, videoda anlatayım dedim ben. Konuşayım dedim ben. Vallahi ben de kafama göre şey yapıyorum. İçim ince demiş ama ellerine sağlık bu arada hayatım. Kışın derdi benim için ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kışın derdi şey... Böyle dışarıya çamaşır asıyorum ya. Hava kapadığı zaman o çamaşırı tekrar alıp toplayıp tekrar şey yapmak. Çamaşırlığa sermek. O bana ölüm geliyor, ölüm. Sıçratıyorum, ne yapıyorum? Bak şimdi görüntü güzel oldu değil mi kız? Artık ben huyluyum ya, bezden burayı hep silerim. Evet, şimdi geçelim. Çorbamız, salatamız var, turşumuz var. Allah'ımıza binlerce şükür. Bir Feyza'nın herhalde çeşit değişik kalmadı. Dershaneye götürürken dur bakalım. İçeri geçeyim, şu elime yeleği alayım da hem arkadaşımıza tarif edelim. Hem biraz da o bahaneyle ben dürttüreyim. Haminne, tünaydın de. Şşş, tünaydın. Burnuna, burnuna. Vallahi cinciklerim böyle seni. Tünaydın de. Onu da yanıma oturttum, yatak odasındaydı. Ört bacaklarını, kapat, kapat. Edepsiz. Şimdi arkadaşlar, öt, ilmek kaçmış bundan gelen. Hayatım, adını da unuttum ya, neyse dur bak. Şimdi herkesin örme şekli farklı. Aslında en mantıklısı ne biliyor musun? Şey yapacaksın. İnternetten açacaksın. Oradan bakacaksın. Orada da daha net ve buradan kesmeyecektim. Ben şunu yarılayayım da. Herkes farklı farklı kesiyor. Farklı farklı artış yapıyor. Ha, benimkini soracak olursa, şimdi şunu ben ikiye katlayayım. Gerçi hoş Hakan'ıma hiç ölçerek de şey yapmıyoruz ya, yok gözüm göz kararı ama oturuyor mu oturuyor. Bunu bilinçli olarak dün Belgin'e de söyledim, yok anne dedi büyük olsun dedi, küçük olmasın dedi. Bir iki tane daha. Şimdi benim bu kol, hayatım, genişlik, ay hadi gözümü çıkarayım, şu. Şimdi bunu nasıl arttırdın dersen, bana, Allah ne diyeyim sana, senin gibiyim diyorsun da, ben lastiğini şöyle göstereyim. Kol lastiğini iki kat olduğu için, kalın olduğu için senin ipin inceymiş. Üçlen ördüm.
üçleye ördükten sonra tabii ister istemez bak açtı siyaha kadar. Şöyle açtı. Ben yanlardan arttırmıyorum hayatım. Ben ortadan arttırıyorum. Dedim ya herkesinki farklı diye. Bakın yanlardan hiç ilmek çıkıntısı var mı? Yok. Ben ne yaptım bunda? Şu siyaha geldim. Şu bitiminde, renk değişiminde 5 tane ortadan sayarak arttırdım. Bak 5 tane arttırdım. Yok pardon özür dilerim. 10 tane arttırdım. Şurada. Şu renk değişimine geldim. 5 arttırdım ortadan. Bak yanları şöyle düz geliyor. Gerçi gelsen olacak, düz gelmesen olacak da. Dikişe girecek. Ama ben hep kolları ortalardan arttırıyorum. Mesela ben bunun lastiğini 40'la başladım. Şuraya geldim. Ortada 50 oldu. 5 arttırdım şurada. 55 oldu. Kahverengiye başladım ana renkte. 10 arttırdım. 65 oldu. 5 de burada arttırdım. 70. 70 de bana göre tamam. Zaten şu sayılarını öteki koltuk altlarını nasıl kestiysen 3, 2, 1. Önce 3 ilmek. 2 ilmek. 3 tane 1. İlmeğin sırasına göre bakıyorum. Ondan sonra her sıra değil. Bir sıra örüyorum. Kesmiyorum. Öteki sırada kesiyorum. Ama tersinde. Yüzünde değil. Şimdi mesela bunun tersini örüyorum ben. Burada kesmedim. Vallahi dediğim gibi ben ortadan arttırıyorum. Bir de sen kolu ne kadar bol istiyorsun? Bence sen internetten bak daha mantıklı olur bence de. Benim arttırmam ben ortalardan arttırıyorum hep. Öyle yanlardan değil. Yani şöyle. Dur burada bir de var ya örgü örerken takıntılı olunca insan. Şimdi böyle elime aldım kalktım ya. Onu şey yapıyorum. Burada kesmeyeceğim. Çünkü artık sıra atlıyorum ya. Her sırada olsa önemli değil. Kafamda hep bir de kafamın köşesinde onu tutmaya çalışıyorum. Şimdi kesmeyeceğim. Öteki tersten keseceğim. Öteki kolum da hemen hemen ip yetmez diye şu grisinde bıraktım. Orada duruyor yerde. Bakalım bitirelim de. Sen nasıl istiyorsan öyle arttır. Mesela buradan arttır. Böyle gidersen mecbur her sırada ilmeğin kaç ilmek bileğine ölçmüşündür tabii de. Artık bolluğuna bakacak. İsteyen böyle arttırıyor. Bahanenizle hadi oturdum ben de. Bu kolu herhalde büyük ihtimalle bugün bitirebilirsem. Ötekini de yarın Allah'ın izniyle. Aman ben bir plan program yaptım mı o iş olmuyor. Tersine tepiyor. Onun için hiçbir şeycik demeyeyim. Niyet o. Gözüm de havada. Haminle sen kalkıp da çamaşırı toplar mısın? Umrunda bile değil. Ben mi serdim? Seren toplasın. İçinden öyle mi dedin? İçinden konuşma kız, dışından konuş. İçinden konuşanlar iyi değil. İçinden pazarlıklı. Öyle denir, içinden pazarlıklı. Öyle zaten çenesi var ya, düşük olanlardan korkmayacaksın. Öyle sessiz, sakin, öyle hiç şey yapmaz. Onlar da aman. Allah, adamın kanını içine akıtırlar. Onlardan korkacak. Öyle, burası yüzlü, deminki terste kesmedim değil mi? Ben size geçenlerde böyle örgelimde sohbet yaparken almışım başımı gitmişim. Renk değiştirmeyi de bırakmışım. Topuklamış gitmişim. Ah o öne bakan yürek yakanlar. Ah! Onlardan korkacaksın zaten.
Evet, burada alıyorum şimdi. Öteki tersten almayacağım. İki sıra gidecek. Onu ayarlayacağız. Düğmeci açık olsaydı sabah erken açmamış. O kadar da erken değildi canım da geç açıyor herhalde biraz da. Çocuğumun düğmelerini de alacaktım. Neyse aşağıya inşallah başka şey için indiğim zaman hani Belgin'e giderken artık bu en sonunda götüreyim diyorum. O edepsiz de var ya geçen dedim ya şeyle görüntülü konuşuyoruz diye gene benim ördüğüm şeyler. Çocuk ördüklerimi kendi giyiyor çıkarıyor da elinden düşürmüyor. Hep elinde. Ebru'nun ördüğünü zor sakladım diyor. Belgin. Baktım görüntülü benim gene ördüğüm süveterler elinde. Halay çekiyor süveterlerle. Çikolatam benim. Ay arkadaşa da şimdi bak kafama takıldı ya. Kol için. Kız ne patikler ne çoraplar. Çorap örüyorum diyen. Ne çoraplar örüyordum be. Şimdi var artık da olmasa ördürmüştük ya. Ama kız ben sana alınmadım. Şey şimdi şöyle kola bakınca aklıma geldi. O lafı ben dedim diyor. Kötü amaçla demedim diyor. Hani yelek sen kendine yap diye. Yok kız alınmadım. Öyle şeylere alınmıyorum hayatım ya. Onlarda hiçbir şey yok yani. Ne var onlarda? Yani. Allah Feyza'cığım sana herhalde hırka giy benim hırkamı. Yetişir mi bu kış bilmem. O sepetteki ipleri bitirmem lazım Hakan'ıma. Belginciğime dedim ne öreyim annem hırkamı öreyim dedim. Onları bitireceğim dedim. Süveter mi yapayım dedim ne bileyim. Ne istiyorsan anne onu yap dedi. Coştuk coştuk gene coştuk. Öyle yanımda boş oturmak yok. Senin de elinde küçük şey, şiş. Ben şimdi bu tersten şey yapmayacağım. Kesmeyecektim. Karıştırmayayım sizinle çene çalacağım diye. Bir ötekinde. Ancak öyle denk gelecek. Ama neler yaptık zamanında be. Üf, vallahi. İnsanın yapası da gelmiyor artık şey yapası da. Hadi işte Hakan'ıma. Zaten şimdi 3-4 şey yapayım ben. Ellerim başlıyor benim. Uyuşmaya. Ha gözler hadi idare ediyoruz da. Gözlüklerle. Ama eller... Değil mi kız? Ay şimdi ağzımdan bir şey kaçacaktı gene. Tövbe tövbe estağfurullah. Ay ondan sonra ama tık Faize. Alışkanlık yapar tutamazsın kendini. Televizyonda görmüyoruz mu? Neler neler. Maydanozlu köfteler. Maydanozlu köfteler. Maydanoz koyuluyor diye köftelere koyulmaz oldu. Üç. Kaç 5 lira gitmişim. Burayı gide. 5 liradan sonra krem rengine geçeceğiz. Krem renginde sonlandıracağız.
kaldı da renklerden hep azar azar kaldı da. İki rengi bir yapacağım, iki kat yapacağım. Onlar tığla motif yapılacak diye öyle küçük alındı. Onlardan başladığımda ebruli olsun ne olur, hiçbir şey olmaz. Neden beni karıştırdın diye benimle kavga mı edecek? Ağzını yırtarım ben. Ay bu da çok kötü oldu kız. Ay hiç yakışmadı. Ne laflar var bende, neler neler. Ah ah ah. Ama olmuyor. Neler var neler. Olmuyor işte, olmuyor. Kaçak göçek çok nadir, pek olmaz öyle. Nadir de olmadı da. Gerçekleri söyleyince... Burada keseceğim şimdi. Zaten her zaman şey doğru değil midir? Gerçekler her zaman içi acıdır. Gerçekten bak. Gerçeği... Bir, kız buradan kesmedim mi? Lan bir mi gittim? Yok kesmişim. En çok sevdiğin dostuna bile acı da olsa gerçeği söyleyince gönül koyar. Aslında bana gerçeği söyledikleri zaman işte gönül koymam. Niye koyacağım? Bana bir uyarma amaçlıdır o. Gerçekler diyorum ya her zaman acı. Hiç de acı gelmiyor bana. Ne acı gelsin. Son mu kız bu? 1, 2, 3, 4 bir tane daha var. Dost acı söyler diye keyfini demiyorlar. Zaten nerede etrafında yapan var, omuzlarını sıvazlayan, toz alan var, onlardan kork. Tam yalaka yalama tipi. Hiç sevmem öyle insanları. Kalkayım ben çamaşırlarımı. Hava başladı dönmeye. Sen dönmeden ben kalkayım bir döneyim. Sen beni yakalamadan ben seni yakalayayım. Yakalanmam. Alçaktan uçarım, yakalanmam. Ya, nereye çekersen çek. Alçaktan uçarım, yakalanmam. 1, 2, 3, 4. Bir sıra daha gideceğim. Kestim. Krem rengine geçeceğim. Ondan sonra öteki kestiğim koltuk altlarına göre kesme işlemini ona göre bakacağım. 2-3 sırada bir de kesebilirim. Kalkayım da bir dolanayım ben. Geldik mutfağımıza canlarım benim. Şimdi bunlar... Hey maşallah fırınımın da sesine. Şunları da yapayım da. Feyza'cığıma değişik. Arkadaşlarım, arkadaş şey, İsmail için demiş. İsmail'i de götür çarşıya. Ona da alışveriş yap. Diyen arkadaşımız var. Hayatım İsmail annesi bile dışarıya çarşıya çıkaramıyor. Onu alacağım desin, bunu alacağım desin. İsmail evde durmayı seviyor. Hiç sevmiyor çıkmayı. Yoksa neden götürmeyeyim canım? Götürmez olur muyum? Ama İsmail sevmiyor. İsmail'e ben yapacağım alışverişi istemem der zaten. Kız bunları nasıl koyayım ben? Ha şöyle koyayım da çok yer kaplamasın. Anneanne sen al ver. Yahut da o pek şey istemez.
Ne istiyorsa parasını veririz, kendisi kafasına göre takılır o. Yoksa niye götürmeyeyim hayatımı, götürmez olur muyum ya? Aa, aşk olsun. Öyle demeyin. Öyle deme, deme işte. Şöyle koyayım da. Kendisi çıkmıyor. Annesi onu yalvar yakar götürüyor. Yalvar yakar. Çıkmıyor, evde kalmayı seviyor. En son biz mesela, ben Belgin'e en son mu yoksa ondan önceki gün mü gittiğim şey mi acaba, tam net hatırlamıyorum. Dedi Kadın, çıkıyoruz çarşıya. İsmail'in surat ekşidi. Belgin bırak dedim. Bırak annem otursun dedim. Havalara uçtu. Hani öyle yapacağız, böyle yapacağız, yok. Çıkmıyor. Çıkmayan da zorla sürükleyemiyorsun maalesef. Alttakileri şöyle yaydırıyorum da tam iyice düzü şey olmamış. Hayatım, yoksa neden şey yapmayalım, götürmeyelim? Seviyor o evde. Haktan'ım da öyleydi. Öf, öf. Zaten öf dedi mi bitti iş. Götürmesine götürürüm. Yorumları kapat diyen arkadaş olmuş. Kız, yorumları niye kapatayım? Asla. Kapatmam. Susamım olsaydı simit yapacaktım bundan. İşte böyle şeyler. Bundan güzel de simit oluyor ha. Harika oluyor. Benim hakkımda ne diyorlar, ne ediyorlar, ben nasıl haber alacağım? Olur mu o? Olmaz. Yok, sinirimi bozmuyorum. Sadece cevap veriyorum. Onların bana nasıl yorum yapma hakları varsa benim de onlara yorum yapma hakkım var. Cevap verme hakkım var. Ben de vereceğim tabii. Bir de vallahi kimin kime arkadaş yazmış, insanlık hali, doğru söylüyorsun. Kimin kime bakacağı belli değil. Ama benim ne yapacağımı, ne tür karar vereceğimi ben bilirim. Üçüncü kişi değil. Ben her zaman söylüyorum. Rabbim, elden ayaktan düşünmeden ya Rabbim. Herkes için geçerli. Üç gün yatak, dördüncü günü toprak. Yani işte oradan işin içeriğini bilmeden. Ben kimsenin yönlendirmesiyle hareket edecek kadın değilim. Şimdiye kadar olmadım, asla da olmam. Hani kalkıp da ölümden ölümden bahsederek bazı şeylere, konulara giriyorsun ama hava cıva. Bana işlemez onlar. Herkes haddini bilecek. Bir laf vardır. Tüküreceğin yüze bakmayacaksın. Bakacağın yüze de tükürmeyeceksin. Bu gerçektir.
Ben bazılarının ağzına bakıp da hareket etseydim. İşimiz iş. Böyle dizdim de yer kaplamadı. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Bu yaşımda bile benim hatalarım vardır yani. Asla kabul ederim de. Hatam varsa. Dönülmesi güç olan hatayı da asla affetmem. Dönülmeyecekse. Her zaman büyüklerimizin bir lafı vardır. Benim annem de çok söyler onu. Nur içinde yatsın. Kaç tane kaldı da? Ben de söylerim onu. Bir alimden bir zalim, bir zalimden bir alim dünyaya gelirmiş. Şöyle koyarsam şuraya da bir tane koyabilirim herhalde. Şimdi hemen yumurtamızı alalım. İki tepsi olacak. 4-5 Sıkıştırmasam da olacakmış be. Hadi dur seni ötekine koyayım ben dur. Hah, şöyle koyayım açayım. Şu an aynen öyle yapayım. Bazılarını yargılarken önce kendini düşüneceksin. Gene geldi gözünüzün önüne. Evet, susam da olsaydı iyi olurdu ama maalesef yok. Ölüm olduğunu ben de biliyorum hayatım. Senin hatırlatmana gerek yok. Kimse bu dünyaya kazık kakmayacak. Bana çok güzel akıl veriyorsun da. Ölümlü dünya. Ben de şey yaptım. Ha, tamam tamam dedim sana. Akımızı da ziyan etmiyorum. Gerçi bu ziyan olmaz. Şey pişirir yerdi bunu Feyza da. Yalnız Milföy'de ay sen çok gittin. Bu şekilde yapıp da içine sucuk, peynir koyduğunuz zaman süper oluyor arkadaşlar. Sen çok gittin içine. Farkındayım hayatım. Seni de şöyle bir tane oraya koymuştum. Ay yumurtanın akı çok gitti buna kız. Şuna iyi koydun da ona birazcık gittiriverdi. Vallahi ecelin de insanın
Yarına çıkmaya senedi yok. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Sen bana diyorsun yaşlanınca kimin bakacağı belli olmaz diye de katılıyorum orada sana. Haklısın. Hastanın yanında da ecelli durur. Şimdiki artık öyle vallahi sıralı ölüm olmuyor. Şimdiki nesilde gencecikler bile kalp krizi geçiriyor, bilmem ne oluyor. Rabbim herkese sağlık versin yine. En büyük düşmanımda bile şey yapmam ama kimin kimin eline düşeceği hiç belli olmaz. O yaşa bakmaz. O kesinlikle yaşa bakmaz. Bu da hem yumurtalı hem peynirli milföyümüz. Onun için o konularda hiç şey yap, takılmam öyle şeylere. Hiç. Sizi de çok yan yana mı koydum bilmem. Kabarırsın, edersin, oradan öyle ötekine kafa tutarsın. Tamam, hadi sen akını da şey yapacağım diyor, ötekine çok gitti. Tabii hep diyoruz Rabbim sıralı versin diye de ona bakmıyor o. Ecel geldi mi? Hiç kimsenin eline de Rabbim düşürmesin. En kötü düşmanımın bile. Yumurtanın akı kalmadı canım. Sizi de böyle. Şöyle koyayım. Rabbim iyilik, hoşluk, sağlık, varlık hangisi olursa arkadaşlarıma, dostlarıma değil düşmanıma dahi ben hep öyle düşünmüşümdür. Önce onlara versin, sonra bana versin. Önce onlara. Dedim sarısı kalırsa sarısını da dökeyim, böyle bu şekil yapayım diye ama yok, kalırsa da onların üstüne döktürüyorum. Tepsimizin biri içinde. Onu attık. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel. Haminne gel bakalım buraya, ayaklan da Haminne. Ah, susam olsaydı simit istiyordum da. Neyse. Onu da susam aldığımız zaman yine alırsak. Milföy hamuru o zaman yaparız yine. Çıtır çıtır. Bunun da simidi pek güzel oluyor ha. Şimdi bak ben senin bu kadar kalacağını biliyordum. Şunlara döksem içine
Şuna az geldiydi ha. Hadi canım. Evet, hemen tepsimizi içine fırına verelim. Pişmesini bekleyelim. Evet, ilk attığımız tepsimizi çıkardık arkadaşlar. Oh, siz ötekini merak ediyorsunuz biliyorum. Hani şöyle kayık gibi yapıp içine koyduğumu. Ama inanın bana o da harika oluyor. Onun biraz daha pişme zamanı var. Onun içine ben hemen şimdi peynir, yumurtanın akını değerlendirmek için o şekilde yaptım. Sucuk koyabilirsiniz, kaşar peyniri, domates, biber, ne seviyorsanız onu. Ha bir de acı biberim bittiydi. Eğer altını hafif sulandırıp biber salçası acısı ondan da sürerseniz süper oluyor. Ne yapalım? Gidelim artık canlarım benim. Hep beraber. Bir güzel günümüzün, bir güzel videomuzun sonuna daha geldik. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.